Verilen görsel ve bilgilere göre medya okuryazarlığı ile ilgili olarak yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır? Medya okuryazarlığı, kitle iletişim araçları yoluyla edinilen mesajları çözümleme, değerlendirme ve iletme yeteneğidir. Günümüzde daha çok medyayı çözümleyebilme konusu üzerinde durulmaktadır. Medya okuryazarlığı, izleyicinin medya iletilerini doğru okumasına ve kendi iletilerini üretebilmesine katkıda bulunur. Medya okuryazarlığındaki temel amaçlar, medyanın ilettiği mesajların doğru okunması, kişiye medyanın sunduğu dünyanın gerçek olmayabileceğini anlatması, medyanın yönetme fonksiyonunun da olduğunun farkına varılması gibi hedefleri içermektedir. Yani medya okuryazarlığı eğitimi, medyayı doğru okuyan, çözümleyen, kitle iletişim araçlarından gelen iletilere eleştirel bakan bireyler yetiştirmeyi amaçlar. Bize verilen medya okuryazarlığı ile ilgili açıklamalara baktığımızda, kişi medya organlarından gelen bilgileri sorgulayabilmelidir. Medya organlarında verilen bilgilerin akıl, mantık ve bilime uygun olup olmadığının sorgulanması gerekir ve medya okuryazarlığının doğru yapılabilmesi için birden fazla medya organından veya kaynaktan faydalanması gerekir diyebiliriz. Fakat medya üzerinde iletilen tüm bilgilerin ve haberlerin gerçeklik taşıdığına dair bir açıklama yapılamaz. Çünkü aralarında yanlış ve yalanlar bulunmaktadır. Bu yüzden doğru cevap olarak B seçeneği işaretlenebilir. Verilen açıklamada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır? Kitle iletişim araçları, teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte bireyleri, grupları, toplumları ve kültürleri etkilemektedir. Kitle iletişim araçları, toplumların farklılaşmasında en önemli etkenlerden biri haline gelmiştir. Bize verilen açıklamaya baktığımızda, kitle iletişim araçlarının toplumların farklılaşmasında en önemli etken olduğundan bahsedilmektedir. Bu durumda medyanın değişme etkisi vurgulanmıştır. Bu yüzden doğru cevap olarak D seçeneği işaretlenebilir. Öğretmenin sorusuna verilen aşağıdaki cevaplardan hangisi yanlıştır? Kitle iletişim araçları doğru kullanıldığında hangi sonuçlar ortaya çıkar? Kitle iletişim araçlarının doğru kullanılmasıyla toplumda dayanışma artar, etkin vatandaş bilinci oluşur ve toplumun bilgi seviyesi artar diyebiliriz. Fakat okuma alışkanlığı azalır diyemeyiz. Aksine istediğimiz bilgiye daha çabuk ulaşma imkanı olduğu için okuma alışkanlığı artacaktır. Bu yüzden doğru cevap olarak A seçeneği işaretlenebilir. Verilen metinde kitle iletişim araçlarının aşağıdaki özelliklerinden hangisi vurgulanmaktadır? Ülkemizde kız çocuklarının okula gönderilmemesi haberi vatandaşlarda tepki uyandırdı. Bu konuyla ilgili olarak artan haberler sayesinde sivil toplum örgütleri kız çocuklarının okula gönderilmesiyle ilgili kampanyalar başlattı. Bize verilen açıklamalara baktığımızda kitle iletişim araçlarının halk arasında ortak bir yargı oluşturmasına yani kamuoyu oluşturmasına vurgu yapılmaktadır. Bu yüzden doğru cevap olarak C seçeneği işaretlenebilir. Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarını aşırı ve yanlış kullanan bir ailenin yaşaması beklenen sorunlardan biri değildir? Bireysel yalnızlıklar artacaktır, iletişim sorunları görülecektir ve aile içerisinde sevgi ve paylaşım duyguları zayıflayacaktır diyebiliriz. Fakat aile içerisinde demokratik ortam yok olur diyemeyiz. Çünkü aile içerisinde her bireyin iradesine saygı duyulması durumudur. Bu değişmez. Bu yüzden doğru cevap olarak C seçeneği işaretlenebilir. Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarının en etkilisi olarak kabul edilen televizyonun olumlu yönlerinden biri değildir? Müzik dinleme olanağı sağlaması, eğlence programlarıyla stresi azaltması ve bilgi içeren yarışma programları yayınlaması televizyonun olumlu yönlerinden bazılarıdır. Fakat küçük çocuklarda düşünme yetisini zayıflatması olumsuz bir özelliktir. Çünkü çocukların hiçbir şeyi düşünmeden anlık hareket etmelerine sebep olmaktadır. Bu yüzden doğru cevap olarak D seçeneği işaretlenebilir. Aşağıdakilerden hangisi medyanın toplumun kültür düzeyindeki etkilerine olumlu bir örnektir? Misafirlikte dizi izlenmesi, sanal oyun karakterlerinin taklit edilmesi ve dizilerde görülen kıyafetlerin toplumda yaygınlaşması medyanın toplumun kültür düzeyi üzerindeki olumsuz etkilerine örnek olarak gösterebilirken belgesel programlarının insanları bilgilendirmesi olumlu özellikler arasında yer almaktadır. Bu yüzden doğru cevap olarak C seçeneği işaretlenebilir. Aşağıdaki kitle iletişim araçlarından hangilerinin yazılı, görsel ve işitsel iletişim türlerinin
tümünü kapsadığı söylenebilir. Radyo işitsel, gazete görsel, televizyon ve internet ise yazılı, görsel ve işitsel olarak iletişim türlerinin tümünü kapsamaktadır. Bu yüzden doğru cevap olarak D seçeneği işaretlenebilir. Aşağıdakilerden hangisi okullarımızda okutulan medya okuryazarlığı dersinin amaçlarından biri değildir? Medya ile ilgili bilgileri öğrenmek, medyayı kontrollü ve doğru kullanma bilinci oluşturmak ve medyayı etkin bir şekilde kullanma bilinci kazandırmak medya okuryazarlığı dersinin amaçlarından bazılarıdır. Fakat medya eğitimiyle öğrencinin gazeteci olmasını sağlamak değildir. Çünkü gazetecilik üniversitelerde özel olarak eğitim verilen bir bölümdür. Bu yüzden doğru cevap olarak B seçeneği işaretlenebilir.